Çimenci Stüdyo Londra programımızla karşınızdayız. Piyasadaki gelişmeleri aktaracağız. Elbette her gün yaptığımız gibi küresel taraftaki öne çıkan başlıkları ekranlarınıza getireceğiz. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz aylarda meclisin istihdam kayıplarından kaynaklanan gelir kaybını ve pandemiden zarar gören şirketlerin gelirlerinde oluşacak açıkları telafi etmek için daha fazlasının yapılması gerektiğini dile getirdi. Fed'in Chicago Şubesi Başkanı'ndan da bir açıklama geldi. Ekonomik teşvik paketlerinin süresinin dolmasıyla felaket yaklaşıyor açıklamasında bulundu. Evet, İngiltere ekonomisi hız kesti. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada ülke ekonomisinin Ağustos ayında hız keserek %2.1 büyüme kaydettiği belirtildi. İngiliz ekonomisi Haziran ayında %8.7, Temmuz ayında ise %6.6 büyüme kaydetmişti. Evet, küresel gıda fiyatları arttı diyoruz ve haberimize bakalım. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden yapılan bir açıklamaya göre bitkisel yağlar ve tahılların başı çektiği gıda ürünleri için karşılaştırılmalı fiyat endeksi Eylül ayında artış gösterdi. Küresel gıda fiyat endeksi Eylül'de bir önceki aya göre %2.1, geçen yılın aynı ayına göre ise %5 artarak 97.9 değerini gördü. Yoksulluk raporu ile ilgili bir haberimiz var. Salgınla gelen kriz dünyada en zengin kesimle en yoksul kesim arasındaki uçurumu derinleştiriyor. Dünya Bankası bu yıl 115 milyon kişinin aşırı yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısını yaptı diyoruz. Manşetlerimizi burada noktalıyoruz. Rakamları ekranlarınıza getirelim. Evet, Avrupa borsalarıyla başlayalım. Bakalım Avrupa endeksleri günü nasıl sürdürüyor? Eurostoxx %0.40'lık bir artış gösterdi. Almanya DAX'a baktığımız zaman o da %0.28 yükselişle işlem görüyor. Fransa CAC'da 0.59'luk bir artış, İngiltere'de 0.60'lık bir artış var. İspanya IBEX'e baktığımız zamansa %0.31'lik bir aşağı yönlü seyir var diyebiliriz. Evet, Amerikan vadelilerine geçelim. Bakalım açılışı nasıl öngörüyor? Dow Jones %0.25'lik yukarı yönlü seyir var. S&P 500 %0.34'lük bir artışla işlem görüyor. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise %0.45'lik bir prim var diyebiliriz. Evet, emtialara geçmeden önce paritelerle devam edelim. Dolar endeksinde 0.36'lık bir aşağı yönlü hareket var. Euro dolara baktığımız zaman euro değer kazanıyor. %0.44'lük bir değer kazanım var diyebiliriz. Pound dolarda %0.26'lık bir artış, dolar yende 0.18'lik bir düşüş var diyelim ve emtialara geçelim. Evet, emtialarda ons altını 1922 dolar 27 sent seviyesinde görüyoruz. Brent petrole baktığımız zaman 43 dolar 42 sent varil başına %0.40'lık bir düşüş var. Ham petrol ise 41 dolar 27 sent %2.58'lik bir yükseliş var diyoruz. Evet değerli izleyenler, Stüdyo Londra programımıza devam ediyoruz ve konuğumuzu bu dakika itibariyle yayınımıza alalım. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir bizlerle. Muhammed Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İngiltere ekonomisiyle başlayalım isterseniz gündemimize. İngiltere ekonomisi Ağustos'ta hız kestiğini görüyoruz. Geçen ay %6.6 büyüyen ekonomi bu ay %2.1 büyüyebildi. Aslında ekonomistlerden gelen açıklamalara göre de bu sizinle de aslında çok gündeme getirmiştik. Halkın restoran ve kafelerde yemesinin önüne açılarak devletin %50 indirim kampanyasını yürütmesi bu büyümede etkili olduğu söyleniyor. Bir diğer faktör de küçülmedeki faktör bu ay sona ermesi beklenen ücretli izin programı ile ilgili sizden detaylı bilgi de alacağım bununla ilgili.
İngiltere ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Bir sonraki ayda sizce rakam olarak bir önceki ayın gerisinde mi kalacak, bir yükseliş olabilir mi? Şimdi İngiltere ekonomisinin önünde ciddi sıkıntılar var. Maalesef vaka sayıları Ekim başına göre karşılaştırdığında çok daha yukarı gelmiş durumda. Yaklaşık iki katına çıkmış durumda ve daha da kötüleşmeye devam ediyor. Yakında yeni tedbirler açıklanacak. Dolayısıyla ekonominin biraz daha kapanacağını, biraz daha olumsuz etkileneceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer taraftan önümüzdeki dönemde Brexit sıkıntısı var. Yani sene sonuna doğru yaklaştığımızda hem havalar soğuyacak, hem pandemi tarafında olumsuz etkileri göreceğiz. Hem Brexit tarafında eğer Boris Johnson ısrar ederse, inat ederse oradaki olumsuz etkileri göreceğiz. Dolayısıyla beklentilerin biraz aşağıya geleceğini düşünüyorum. Diğer taraftan hani büyüdü diyoruz ama malumunuz yüzde olarak önceki aya nazaran ne kadar büyüdüğü küçüldüğü yönünde zaten çok ciddi bir darbe yemişti İngiliz ekonomisi. Dörtte bir oranında küçülmüştü. Onun üzerine toparlanma çabaları bunlar. Yani hala ekonominin L şeklinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Düştük, oradan devam ediyoruz. Ama bunun yanında da önümüzdeki dönemde çok olumlu bir tablo yok maalesef. Evet, büyümenin tekrardan hız kazanması için kamu harcamalarının desteklenmesi gerektiği konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani hükümet bunu karşılayabilecek durumda mı şu anda? Hükümet bunu karşılayabilecek durumda ve karşılamalı da. Neticede yapılan parasal genişlemeler ya da teşviklerin bir şekilde son kullanıcıya gitmesi lazım. Şimdi şirketleri ne konuda destekleyecekler? Çalışanları işten çıkartmamaları için çalışanların maaşlarını ödeme şeklinde bir destek söz konusu. Zaten bu gayet yerinde makul bir destek. Sonuçta insanlar işini kaybetmemiş olacak. Dolayısıyla harcamalarına devam edebilecekler. Diğer taraftan baktığınızda insanlar harcamalarına devam ederken bunun vergisini ödeyebilecekler. Ve şirketler de hayatta kalmaya devam edecek. Dolayısıyla onu yapacaklar, yapmaları da lazım. Yoksa çok daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırız. Hatırlarsınız zamanında 2008 krizinde çok rahat atlatılabilecek bir krizi. Sadece bir bankanın işte finansal sorununu ya da piyasadaki likiditeyi rahatlaştırılarak çözülebilecek bir sorunu. Aman bakalım bu batsın ne olacak diye bir deney yaptılar. Maalesef tüm dünyaya yayılan bir kriz olmuştu. Onu tekrar yapmak istemiyor devletler doğal olarak. Ve onun için de muhtemelen bu teşvik paketleri devam edecek ve etmelidir de. Yoksa ciddi felaket yani İngiltere için iki taraftan gelen sıkıntıdan dolayı. Evet, İngiltere'de hali hazırda 9.6 milyon kişi İngiliz hükümetinin ücretli izin programından yararlanıyor. Sanıyorum ki bu ay sonunda da aslında bu program sona erecek. Programın uzatılmasına dair herhangi bir açıklama geliyor mu hükümetten? Evet, zannedersem bugün bir açıklama gelecek. Bu program uzatılacak. Dediğim gibi uzatılmazsa eğer çok ciddi bir sıkıntı olur. O tarafta da çok ciddi hani parlamentoda sıkıntı yok. Avam kamerasına baktığınızda bunun da çok rahatlıkla geçeceğini söyleyebiliriz. Herhangi bir muhalefetle karşılaşmayacağını söyleyebiliriz. Önemli olan işte dediğim gibi vaka sayısı nasıl olacak ona bakmak lazım. Ekim başında 470 kişide bir kişi hasta olmuştu İngiltere'de. Şimdi 240'a düştü bu sayı. Yani 240 kişide bir kişi şu an virüsü kapmış durumda maalesef. Evet, Muhammed Bey aslında bir diğer uzun süredir de gündemi meşgul eden konulardan biri Brezilya, Hindistan ve Avrupa'daki çoğu ülkede gördüğümüz vatandaşların hükümete karşı protesto, bireysel ve kitlesel eylemlerde bulunması. Bunun nedeni de bazı komplo teorileri diyebiliriz. Yani onları öne sunuyorlar. İşte beynimize çip yerleştirileceği, insan yapımı olduğu virüsün. Bu yüzden gerçekten hükümetlere karşı bir protesto, bir eylem söz konusu. Yani hem sıradan vatandaşlardan hem de entelektüel kesimden de aslında bu fikre karşı bir destek geliyor. İngiltere'de durum nasıl? Maske konusuna, bu kısıtlamalar konusuna nasıl bakıyor vatandaşlar? Yani şimdi komplo teorilerine baktığınızda komplo teorileri çok çekicidir. Çok hani karmaşık meselelere çok basit çözümler önerdiği için insanlar çok sever, çok da çabuk kabul ederler. Maalesef teknolojinin gelişmesi, bunun seyri zaten bizi buna doğru götürüyor. İlla pandemiye gerek yok. Hani gerek bilim kurgu olsun. Yani baktığınızda bir videoyla konuşmak geçmişte 10-20 sene öncesinde bilim kurgu olurken şu an herkesin cebinde olan bir teknoloji.
Beyne çip takma da tabii ki hani ileride gerçekleşecek bir şekilde sadece bu insanları kullanmak ya da yönetmek anlamında değil. Sizin bütün sağlık verilerinizi otomatik güncelleme, işte diyelim ki kalp krizi geçiriyorsunuz, hemen size müdahale edilecek. Ya bu teknolojileri nasıl kullandığınızla ilgili bir şey. Mesela sosyal medya olacağı varmış, olmuş. Siz bunu kendi lehinize kullanırsanız ülke olarak fayda sağlarsınız. Siz bunu çok kötü bir şey diye düşünüp engellemeye çalışırsanız zaten engelleyemezsiniz, bir şekilde kullanılır. Ama onun faydalarını kendi lehinize kullanmamış olursunuz. Çipler de öyle. Zannetmiyorum ki bu, tabii ki insan yapımı gibi olabilir bu virüs. Bayağı karmaşık bir virüs. Çok hızlı yayılan bir virüs. İnsan yapımı olsa da olmasa da neticeye bakmak lazım. Neticesinde nedir? Tüm dünyada bu virüs yayılmış. Bir şekilde bunun önüne geçmek lazım. Bunun önüne geçmeniz için ne yapmanız lazım? Tüm insanları tespit etmeniz lazım. Kimlerde bu virüs var? Yani geçmişte veba salgını nasıl önüne geçmişler? Gidip işte köyleri, kasabaları ablukaya almışlar. Kimsenin çıkmasına izin vermemişler gerekirse. Tabii ki çok gaddar çözümler bunlar. Yani günümüzde öyle çözümler olmaz da en azından iyi takip edebilmek lazım. Hani beyne çip takmaya gelince zaten çok yakın bir teknoloji değil. Bunun en işte çılgın iş adamlarından biri diyelim Elon Musk tarafından bile yeni yeni bir şeyler üretildiğini görüyoruz. Yakın dönemde zaten bu yapılamaz. Ama gelişmekte olan piyasalar daha birçok severler bu komplo teorilerini. Halbuki hayat çok daha karmaşıktır. Komplo teorilerinden çok çok daha karmaşıktır. Çok daha fazla girdisi vardır. Dolayısıyla yani siz atarsınız bir kuyuya taş, millet onu çıkartmaya çalışır Hindistan'da vesaire. Ama bence öyle bir şey yok yani. Gayet basit. Bu daha önce de yaşanmış bir salgın. Sadece daha kötüsünü yaşıyoruz. Bundan sonra da yaşayacağız. Bunlar çok yapay şeyler değil yani. Şeyin doğasında var. Mikrobiyolojinin doğasında var. Evet, aslında baktığımızda bu insanların, devletin işte vaka sayılarını, ondan sonra hastalığın etkisinin büyüklüğünü egzajere ettiğini savunuyorlar ve bu yüzden aslında karşı çıkıyorlar. Bir diğer konu devlet-vatandaş ilişkisinin güvenlik boyutu aslında. Bu insanların diğer bir korkusu da bu virüs bitince, elbet bir gün bitecek, aşı bulunacak ya da mutasyona uğrayacak. Bu yaptırımların, vatandaşlar üzerindeki kısıtlamaların kalıcı olması endişesi taşıyor aslında. Sizce 21. yüzyıl dinamiklerine uygun, işte insan odaklı yeni bir devlet-vatandaş ilişkisinin, güvenlik politikasının bir ihtiyaç meselesi olabilir mi? Ya şöyle düşünmek lazım. Baktığınızda sadece devlet değil, hükümetler değil. Bilgi güçtür. Hani mutluluk değil de güçtür. Neticede siz bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, baktığınızda ona göre karşınıza reklamlar çıkıyor. Daha komiğini söyleyeyim. Biz geçen saç kurutma makinesiyle ilgili konuşuyorduk. Facebook'ta karşıma reklamı çıktı. Yani sizin aramanıza bile gerek yok bazı noktada. Hatta konuştuğunuz markaya kadar fiyatıyla karşınıza çıkıyor. Çok doğru. Dolayısıyla bu devam edecektir. Yani şirketler sizin bilgilerinizi toplamaya devam edecektir. Sizin bilgilerinize göre size daha fazla şey satmaya çalışacaklar. Herkes kendi ihtiyacı yönünde kullanacaktır. Diğer taraftan bakalım. Mesela bizim İngiltere'de ne var? CCTV var. Londra'nın neresine giderseniz gidin, kamera altındasınız. Yani kamera kaydı altındasınız. Tabii ki sizin ilgili bu kişisel bir bilgi. Belki devletin bilmesini istemiyorsunuz bu bilgiyi ama aynı zamanda güvenlik de sağlı. Yani kimse gelip de size siz şuradaymışsınız diyemez. Zaten kamera kayıtlarında nerede olduğunuz belli. Öyle düşünmek lazım. Yani her şeyin artısı var, eksisi var. Tabii ki devletler bunu kullanmaya çalışır. Her devlet, her güç odağı diyeyim. Ya güç odağı derken negatif anlamda söylemiyorum. Her belli bir gücü elinde toplamış tüzel kişilik bir şekilde bilgileri toplayıp kontrol etmek ister. Yani Osmanlı zamanında da ne bileyim İngiltere'nin 1500'lü yıllarında da mümkün olduğunca halk hakkında bilgi toplayıp bunu kullanmaya çalışıyordu devlet. Ne bileyim şimdi Amerika'da da hala mümkün olduğunca bilgi toplayıp kullanmaya çalışıyorlar. Bu biraz daha büyük şirketlere dağılmış noktada şu an. Mesela Çin de gidiyor. Afrika'ya bir sürü yüz tanıma sistemi olan pasaport sistemleri satıyor ama gidip bütün o yüz tanıma datalarını Çin'e geri aktarıyor diyorlar. Ya da diyorlar ki işte Apple sizin işte ne bileyim yüz haritanızı, işte parmak izinizi vesaire alıyor diyorlar. Ya bunu ne için kullanıyor, ne için kullanmıyor. Ama biliyoruz ki bu Snowden olayından dolayı devletler bunu kullanıyor. Elinizde mikrofonu olan, kamerası olan ne varsa zaten buna erişimleri var. Yasal ya da yasa dışı yollar bir şekilde erişimleri var. Yani bundan çok daha farklı bir yere gitmeyeceğiz. Bunun önüne geçilemeyecek bu teknolojik gelişmelerin. Ha virüs bunu hızlandırır, yavaşlatır.
Siz bunu iyi yönde kullanırsınız, kötü yönde kullanırsınız. Dediğim gibi birinin mesela ateş çıktı ya da antibodisi çıktı vücudunda, direkt bunu hastaneye haber verebilir. Hemen onu izolasyona alırsınız, karantinaya alırsınız ya da tedavisine başlarsınız. Ya da dersiniz ki bu arkadaş ne düşünüyor, kötü şeyler mi düşünüyor acaba diye. Öyle de takip edebilirsiniz. Önüne geçilemez ama çok da olumlu ya da olumsuz etkileyecek bir süreç değil. Sadece insanların bu tarz basit açıklamalara inanmaya meyil yüksektir. Çok komplike meselelerdir. Evet, özellikle de bu belirsizlik durumunun hakim olduğu bir ortamda gerçekten insanlar bir şeye inanmak istiyorlar anladığım kadarıyla. Ancak baktığımız zaman devletlerin bu kısıtlamaları, yasakları, yani yasak yoluyla getirdiğini görüyoruz. Yasak ve emir ve yasaklar yoluyla. Belki de bu insanların ayaklanmasının başka bir sebebi de ortak akıl yoluyla getirilmek istenmesi de olabilir. Sizce böyle bir şey mümkün mü? Yani hükümetle acaba vatandaşlar bir interaksiyon halinde olup yasa konusunda karar verme ihtimali ileriki zamanda görülebilir mi? Yoksa bu bir ideal mi olabilir? Ütopik bir düşünce mi? Çok muhtemel değil. Maalesef şimdi hükümetleri seçme sebebimiz nedir? Her konuda bir şey olsun, yetkili olsun. Bu yetkililer de uzman insanları gerekli yerlere atasın diye. Şimdi ortalama olarak baktığınızda hepimizin değişik meslekleri var değil mi? Ben gidip de mesela tıp konusunda çok genel bir kültürüm olabilir ama detaylarını bilemem. Fikir yürütürüm ama o konuda karar verici mekanizmada olamam. Kendim bir derim ki böyle böyle düşünüyorum. Şöyle şöyle olsa daha iyi olur işte insanlar için, benim için. Ama onun uzmanları belli yani bunun bir heyet raporu şeklinde olur ya, her konuda uzman doktoru kendi aralarında bile birbirlerine danışırlar. Dolayısıyla hükümete ne yapacağını söylemesi halkın bir noktada, şimdi halk hükümeti seçebilir de, ne yapacağını söylemesi, çocukların akşam yemeğinde ne yemek istediğini söylemesi gibi bir şey ailesine, annesine, babasına, ebeveynlerine. Şimdi siz çok herkesin her istediği olsun her konuda diye düşünürseniz, böyle çoğunlukla giderseniz, çocukların çoğunlukta olduğu bir aile düşünün, akşam yemeğinde dondurma yersiniz, pamuk şeker yersiniz yani. Ama bu sağlıklı bir şey değil, iyi bir şey değil çocuklar için. Aynı şekilde de yani halk illa bu pandemiye şöyle çözüm getirin demektense ortak akılla verilen kararları takip etmeleri lazım. Bu noktada da şunu da ayırmak lazım. Hükümetler ortak akla göre hareket ediyor mu, devam ediyor mu yoksa başka kaygıları mı? Onu eleştirebilirler. İnsan sağlığını ön plana koymaktansa bazı ekonomik ya da politik kaygıları ön plana koymalarını eleştirebilirler. Bakınız şekil hikaye Amerika. Yani kaygı, çok kaygılanmasın halk diye, çok tehlikeli bir virüsü küçümsedi Amerikan başkanı mesela. Bunu eleştirebiliriz. Ama diyorsa ki devlet bir şekilde, arkadaşlar işte restoranları kapatıyoruz sizin sağlığınız için, onu da takip etmek lazım tabii. Evet, bir yandan da aslında şöyle de bir konu oldu. İşte sağlık güvencesi olmayanların, evsizlerin, yaşlıların bakım hizmetlerine bu dönemde özellikle Avrupa ülkelerinde, ülkemizde böyle bir habere rastlamadık huzur evleriyle alakalı. Herkesin sağlık hizmetlerine bir erişimi vardı ancak Avrupa'da özellikle huzur evleriyle ilgili dehşet verici haberler de okumuştuk. Yani bu aslında kafalara şöyle bir soru işareti getirdi. Vazgeçilebilir bir kesim mi? Yani bu kesim işte yaşlılar, sosyal sağlık güvencesi olmayanlar, yani doğal seleksiyon çerçevesinde feda edilebilir bir kesim mi soru işaretini getirdi? Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani tümden gerimden ziyade tüme varım yapmak lazım burada. Hani ne oldu? Kültür farklılığı var. Şimdi bizim Türkiye'de öyle çok huzur evi kavramı yok. Ya da mesela siz çocuğunuzdan kira istemezsiniz 16 yaşından sonra. Benim işte çok garipsediğim kültürel farklılıklar diyeyim buradaki. Ama baktığınızda burada bir huzur evi kavramı var. Yaşlı insanların birlikte yaşadığı, hani çocuklarına yük olmamak için ya da ne bileyim ne düşünüyorlarsa artık bir şekilde huzur evini ayarlıyorlar. Daha yaşlanmadan ayarlıyorlar. Onun parasını biriktiriyorlar vesaire. Şimdi bu kadar yaşlı insanı bir araya koyduğunuzda burada ölüm oranı yüksek olacaktır. Yani Covid olmasa bile, şey olsa bile, onun adı nedir, normal grip olsa bile, burada zaten ölüm oranı var, belli bir ölüm oranı var. Hani mortalitesi yüksek yerler bunlar. Şeye nazaran, toplumun diğer kesimlerine nazaran. Ama şöyle de bir artısı olabilir. Yaşlılar bir arada olduğu için en azından orayı iyi korursanız, yaşlıları daha iyi korumuş olursunuz. Şimdi bizim Türkiye'de de ya da başka ülkelerde de, bunun tam tersi kültürde olan ülkelerde şöyle bir sorun var. Siz dışarıya çıkıyorsunuz, çalışıyorsunuz, otobüse biniyorsunuz, eve geliyorsunuz. Evde yaşlı varsa o zaman o da tehlikede mesela. Evet.
Çok doğru, çok iyi noktalara gerçekten değindiniz. Sizinle Avrupa'daki, yani daha doğrusu İngiltere'deki kısıtlamaları, bu gelen sınırlamaları konuşuyoruz kısa bir süredir. Ancak tekrar gündemde aslında artan vaka sayıları. Şu an İngiltere'de durum nasıl? Bu iki haftalık kısıtlama süresi sizce uzatılır mı? Böyle bir ihtimal dahilinde mi? Olası kapanmalarda Mart ayındaki endekslerde geri çekilmeler görür müyüz sizce? Şimdi kapanmaları yaşayacağız maalesef. Hisse senedi piyasaları, endeksler maalesef bundan olumsuz etkilenecek. Sebebi de elimizdeki trendin nereye doğru gittiği ve bizim maalesef İngiliz halkının, Britanya halkının diyeyim, kuralları ne kadar takip ettiği yönünde. Burada çok ciddi bir uygulama yok kurallarla ilgili. Arkadaşlar hani maske takın deniyor ama maske takmayanı ne bir doğru düzgün yaptırım var ya da maske takmıyorsanız markete giremezsiniz diye bir durum söz konusu. Yani çok böyle belli seviyede yerler, işte belli alışveriş merkezleri, belli restoranlar vesaire, restoranda da kullanamıyorsunuz da belli yerlerde bu maske uygulanıyor. Ya da diyorlar ki işte ev halkı birbirini ziyaret etmesin. Bakıyorsunuz ev halkının birbirini ziyaret etmesini için İskoçya'dan milletvekili pozitif test olduğu halde Londra'ya, parlamentoya gidiyor. Hem kendisini tehlikeye atıyor, hem trendekileri tehlikeye atıyor, hem diğer milletvekillerini tehlikeye atıyor. Dolayısıyla bizim bu yaptığı kısıtlamalarda devam edeceğini göreceğiz. Kısıtlamaların arttığını göreceğiz. Kuzeyden başlayarak artıyor. Kuzey hani biraz daha İç Anadolu gibi diyeyim. Oradan aşağıya doğru, Londra'ya doğru gelecek gibi duruyor bu kısıtlamalar. Londra Belediye Başkanı da zaten kısıtlamaların kaçınılmaz olduğunu açıkladı bugün yine. Bu kısıtlamalar artacak. Artınca ekonomi olumsuz etkilenecek. Devlet de bu çözüm buluncaya kadar destek olmaya çalışacak ama maalesef hisse senedi endeksleri vesaire olumsuz etkilenecek. Nasıl olumlu etkilenebilir? Şimdi Amerika tarafında tekrar işte belli bir paket geliyor. Evet. Siz bu paketi yine aynı şekilde verirseniz bankalara vesaire giderse bunlar da gidip tüm dünyadaki değişik fonlara, değişik şirketlere yatıracak. Fed'den Kaplan'ın yaptığı bir açıklama var. İlk defa aklı selim bir açıklama geldi o taraftan. Biz aynı şekilde parasal genişlemeye devam edersek hiçbir faydası olmaz. Hatta zararını görürüz. Direkt bireylere, kurumlara müdahale edilmesi lazım. Onlara bu teşviklerin verilmesi lazım diyor. Zaten şimdi hava yolları vesaire teşvikleri var ama bunun yanında da yine bir bono alım programına devam etmek istiyorlar. Bu bono alım programı devam edeyi de Amerikan ekonomisinin yarısı neredesin? Devlet ekonomisi oldu. Yani kamu sektörü oldu sayılır neredesin? Yani baktığınızda bütün alımlara vesaire çok da olumlu bir yöne ilerlemiyorlar. Evet, peki bu teşvik paketi sizce neleri değiştirecek? Fed üyelerinden gelen ısrarlar neticesinde çıkarılacak olan teşvik paketi ne gibi bir gelişmeye sebep olacak sizce? Finansal enstrümanlar yukarı gidecek şimdi. Ben size para verdim, yatıracak yer yok. Ne yapacaksınız? Gideceksiniz. Yine hisse senedi alacaksınız. Yani dün de konuşmuştuk niye halka arzlar arttı diye. Hisse senedi alacağız, bono alacağız, altın alacağız. Ha, bu halkın durumunu toparlayacak mı? Hayır. Sağlık sistemini iyileştirecek mi? Hayır. Dolayısıyla bu finansal enstrümanlarda yukarı yönlü hareketi gözlemleyeceğiz. Ama soruna bir çözüm bulmamış olacağız maalesef. Eğer dediğim gibi bir paket gelmezse, dolayısıyla olumlu gözüküyor şimdilik. Ama vaka sayıları ciddi artarsa çok sert düşüşler yaşayacağız önümüzdeki dönemde. Ona da dikkat etmek lazım. Mutlaka aşağı yönlü korumaları almak lazım diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Vaktimizin sonuna geldik. Çok önemli noktalara değindiniz. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi günler, sağ olun. Değerli izleyenler, bugünlük Stüdyo Londra'nın sonuna geldik. Ben Naz Özdeğirmenci. Pazartesi günü yine aynı saatte görüşmek dileğiyle herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum.